Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlerle uçak korkusu olan dostlar için bir çalışma yapmak istedim. Eğer sizin de uçak korkunuz varsa lütfen benimle bu çalışmayı yapın ve bu korkunuzu bir an önce atın, arzuladığınız yere gidin. Bana gelmek isteyen insanlar var. Uçağa binemiyorum, korkuyorum, bu yüzden sizin yanınıza gelemiyorum diyorlar. Ve hayatımda hiç uçağa binmedim ya da bindim, ondan sonra binemiyorum. Korkuyorum binmekten, düşmesinden korkuyorum, ölmekten korkuyorum diyen birçok insan var. Bu çalışmayla isterseniz bu korkunuzu bugün, burada, hemen şimdi sıfırlayalım. Ve bitirelim. Ve siz de arzuladığınız yere rahatlıkla ve gönül huzuru içinde gidebilirsiniz. Böyle bir çalışmayı yapmak isteyenler hadi karşıma geçsin. Ben ne yaparsam, ne söylersem, hangi vuruşu yaparsam yapsınlar. Vuruşlar EFT vuruşudur. Bu vuruşlar aslında iğnesiz akapunturdur. Bu yüzden lütfen benim uyguladığım vuruşları siz de yapın. Eğer korkunuz geçmezse zaten ilk seferinde vuruşları bir şekilde göreceksiniz. Ya da öğrenmek isterseniz benim EFT kursum var videolarda. Gidin o kursu alın. 9 derslik bir kurstur. Ve bu kurstan daha sonra yaptığımız uygulamalarla siz de faydalanın ve kendinize muhteşem şifalar verin. O zaman yanıma gelmenize bile gerek kalmaz. Çünkü kendi kendinize şifayı vermiş olacaksınız. Anlatabildim mi? Bugün, şimdi uçak korkusu olanlar hadi karşıma otursunlar. Nedenlerinizi bilmiyorum. Ben genel anlamda yapmaya çalışacağım. Siz kendi nedenlerinizi isterseniz daha sonra yazın ve benim bu kullandığım sözler noktasında değiştirebilirsiniz. Size duygu yükleyen duyguları da bulabilirsiniz ve o şekilde sıfırlayabilirsiniz. Şimdi yapacağım bu genel çalışma birçok insana muhteşem faydalar sağlayacaktır. Olmadı diyenler yeniden yapsın, yüzdeliği düştü diyenler, yani %30'um kaldı, %50'm kaldı diyenler yeniden tekrarlasın ta ki sıfırlayana kadar. Ve buradan muhteşem bir çalışma çıkacağına inanıyorum. Çünkü 15 dakikada ben yüzlerce insanın bu uçak korkusunu aldım, götürdüm ve şu anda rahat bir şekilde uçağa da biniyorlar. Arzuladıkları yere ilaç kullanmadan binip gidebiliyorlar. Ölüm korkuları da yok olmuş ve bu yolculuğun tadını çıkara çıkara gidip arzuladıkları tatiliyle yapabiliyorlar. Evet arkadaşlar, başlayabiliriz. Beni takip edin, benim söylediklerimi uygulayın ve birlikte bu korkudan kurtulalım. Önce bir düşünün, gözünüzü kapatın. Bu kime ait? Bu kime ait? Bu korku kime ait? Korku kime ait? Bu korku kime ait? Bu 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 kime ait? Şimdi bilinç yükleyip sahibine gönderiyorum. Beni etkileyen o olaya bilinç ekleyerek gönderiyorum diyerek başlayalım. Evet. EFT bilmeyenler takip etsin, sonra yeniden benimle birlikte uygulasın. Benim uçak korkum var. Ben uçağa girmekten, binmekten, uçmaktan çok korkuyorum. Ben korkağın tekiyim. Herkes biniyor ama ben uçağa giremiyorum. Çok korkuyorum. Düşmesinden, ölümden çok korkuyorum. Bu yüzden hayatla baş edemiyorum. Hiçbir tatile gidemiyorum. Herkes gidiyor. Ben gidemiyorum. Bu korkuya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Bu korku yüzünden
Hayatla baş edemiyorum. Aslında çok zekiyim. Hayat bana dar geliyor. Ama bu korkum yüzünden ben varım, önemliyim diyemiyorum. Sanki bir fare gibi kapana kısıldım. Her yer karanlık. Uçağa binmeyi düşündüğüm zaman korkuyorum. Bulli gibi titriyorum. Bu titremeye, bu korkuya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Ben uçmaktan, uçağa girmekten, o kapalı yerde durmaktan çok korkuyorum. Kontrol edemeyeceğimden, kaçamayacağımdan çok korkuyorum. Bu korkuya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben çok korkuyorum. Uçaktan korkuyorum. Uçağa girmekten çok korkuyorum. Heyecanlanıyorum. Titriyorum. Midem bulanıyor. Başım dönüyor. Heyecanlanıyorum. Bu korkuya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Gözler. Bu korkuya rağmen benim uçak korkum var. Uçağa girersem güvende olmam. Bu korkuya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben uçağa girersem güvende olmam. Ya düşerse, ya ölürsem bu korkuya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kapadın gözlerinizi. 1, 2, 3, 4, 5. Hayatımın kaptanı benim. Patron benim. Sevgili sürüngen beynim. Şimdi sana güvende olmak için gerekli olan yeni emrimi bildiriyorum. Ben uçağa rahat rahat girersem, yolculuğumu huzur içinde yaparsam, yolculuğun zevkini uçakta rahat rahat alırsam, daha güvende, daha güçlü olurum. Bu emrimi derhal bütün hücrelerime iletmeni ve gerekeni yapmalarını talep ediyorum. Bunu yaptıkları için onlara şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi duygusal zekamı geliştiriyorum. Ben zekiyim, duyarlıyım, yaratıcı ve üretken bir bireyim. Yaşamımın sorumluluğunu almak beni özgürleştiriyor. Olgunlaştıkça zekamı yaratıcı kendime ve çevreme yararlı biçimde kullanıyorum. Ruhumla, zihnimle, duygularımla, fiziğimle tam bir bütünüm. Ben bir bireyim. Hem kendimle, hem çevremle, uçakla, arabayla uyum içindeyim. Yolculukta uyum içindeyim. Ben uyum içinde olduğumu biliyorum. Ben uyum içinde olduğumu kabul ediyorum. Ben uyum içinde olduğumu kabul ettiğim için kendimi takdir ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Ölüm nasılsa gelecek. Bir gün beni de bulacak. Çünkü herkes ölümcül hastadır. Vakti geldiyse odaya da kapansam, bir yudum su da içsem o beni alacaksa alır. Bu yüzden ölümden korkmama gerek yok. Ne kadar sakınsam da o gelecekse mutlaka bir vesile yaratır. Bu yüzden uçaktan korkmama gerek yok. Çünkü beni koruyan ecelimdir. Ben yaşam sürecime güveniyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Ölüm korkusuna şimdi son veriyorum. Uçağa girdiğim zaman diğer insanlar kadar rahatım. Huzurluyum. Pencereden baktığımda dünyanın değişik bir görüntüsüyle, mükemmel bir görüntüsüyle huzur içindeyim. Ben uçakların sağlıklı olduğuna inanıyorum. Çünkü her gün binlerce uçak uçar ama bir tanesi düşmez bile. Belki bir yılda, iki yılda bir tane. Ama yerdeki trafikten korkmuyorum. Her gün kazalar oluyor ve ben araba trafiğinden korkmuyorum.
uçaktan da korkmama gerek yok. Ben kendimi çok seviyorum. Ben hayata güveniyorum. Allah'ın bana verdiği ecele güveniyorum. Bu yüzden hazır yaşarken yaşamın bütün güzelliklerini kullanmayı seçiyorum. Uçak yolculuğu benim hayatımın kalitesini artırıyor. Arzuladığım yere rahatlıkla gidebiliyorum. Bu yüzden uçağı kullanabilirim. Ondan korkmama gerek yok. Uçaklar güvenli araçlardır. Eğitilmiş pilotlar tarafından kullanılır. Her inip kalktığında gözden geçirilir ve bu yüzden onlarla seyahat etmek muhteşem hissettirir. Ben kendimi çok seviyorum. Yaratıcılığımı ve içsel gücümü pozitif yollardan kullanmaktan büyük keyif alıyorum. Uçak korkusuna şimdi son veriyorum. İçimdeki uçak korkusuna şimdi son veriyorum. Onu serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Nerede olursam olayım, kiminle olursam olayım, ne yaparsam yapayım, güvende olduğumu biliyorum. Güvende olduğumu kabul ediyorum. Güvende olduğumu kabul ettiğim için kendimi takdir ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. İçimdeki uçak korkusu azaldıkça özgürleşiyorum. Sonunda olması gerektiği gibi uçak korkusu serbest kaldı. Bitti. Bu yüzden ben artık arzuladığım gibi uçabilirim. Çünkü ben özgürüm. 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 Ben özgürüm dostlarım benim. Ben özgürüm. Şimdi benimle birlikte bu çalışma yapan herkesin özgür olduğuna inanıyorum. Artık uçağa girebilirsiniz. Eğer bu korkunuz %'lik olarak düşmüşse bunu bir daha deneyin. Biraz daha düşmüşse bir daha deneyin. Ve her seferinde daha çok azaldığını hissedeceksiniz. Ve gönül rahatlığıyla uçağa girip istediğiniz yere gidebileceksiniz. Hatta senin yanına gelemem diyenler, onlar da rahatlıkla benim yanıma gelebilecekler. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz, videolarımı paylaştınız, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Dostlarım benim, sizleri çok seviyorum.